Dur! Yapma! Ne sen yapardın? Dur! Ne dedin? Duymuyorum! Duymuyorum! Yeter! Yeter! Bitti artık, yeter! Neye bittin lan? Daha yeni başlıyoruz. Yapma. Hayır, yapma. 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 Yeter, bittim artık. Yapma. Yapma! İçer misin? Ha? Şşş! Bir yudum al. Oğlum, tek başına keyfi çıkmıyor bu Meret'in. Ha? Sen ciddi misin? Oğlum, şaka yapıyor gibi mi görünüyorum? Ha? Yok. Bayılmak yok. Daha seninle burada ne geceler, ne günler geçireceğiz. Bunlar daha iyi günlerin. Yeni yeni ısınıyorum daha. Yani sen ne olur, sık kafamı öldür beni, ne olur öldür, sık kafamı öldür beni. Sen öyle mi yaptın? He? Anlatsana! Seni öyle bir öldüreceğim ki... Tıp fakültelerinde cesedini ders olarak okutacaklar. Baba, bu kız aramıza girmiş bir köstebek. Bizden değil. Odaya girdiğimde kasayı açmaya çalışıyordu. Yalan söylüyor baba. İş üstünde yakalandı, o yüzden iftira atıyor bana. Susun! Sen... Ya da sen. Benim için fark etmez. İkinizden biri hainsiniz. Beni bu ilgilendiriyor. Eğer sen hainsen... Çok üzülürüm Cansu. Güvendim. Mekanımı açtım sana. Neşet baba, yemin ederim. Yeminler değil,
Gerçekleri isterim Cansu. Hadi konuş. Yemin ederim ben değilim. Yemin istemiyorum Cansu. Yemin ederim ben yapmadım baba, o yaptı. O yaptı baba. Aynı o. Ne diyorsun bu işe? Yalan söylüyor baba. Baba, bu meymene size mi inanacaksın? Benim için sadakat önemlidir Cansu. Sadakat. Biat isterim ben. Biat. Anladın mı? Acaba doğrasam mı seni? Ne? Seni diyorum. Doğrasam diyorum. Dalga mı geçiyorsun sen ya? Yok ya. Şimdi her taraf kan olur. Oha! Bu da çok gürültülü ya. He? Bay! 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 En güzeli bu. Küçük ama işlevsel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eski yöntemlerden şaşmamak lazım. Bak. Sen benden de deli çıktın ya. Ben böyle değildim. Yaşarken oldum kitapsız. Yalvar lan bana. Senin sena gibi mi? Onun adını bir kere daha ağzına almayacaksın. Öyle yapıyordu bak. Yapma. Yapma ne olur. Dokunma ne olur. Dokunma bana. İlla beni öldür diyorsun yani. Sen beni kirlettin. Kirlettin beni. Bek. İstediğini yap. Öyle kolay öldürmeyeceğim seni. Aç bakayım ağzını. Güzel. Allah belanı versin senin. Ağız değil ki lağım çukur. Dur lan. Oğlum bunlar hep suçluk lan. He? Nereden başlayacağım ben şimdi? Kıpırdama lan!
ihtiyarı buldum. Son kez soruyorum. Hain hanginiz? Dedim ya baba. Odaya girdiğimde kasayı açmıştı. Ne yapıyorsun demeye kalmadan... Şerefsiz! Yalan söylüyor baba. Yalan eğitimi de iyi almış. Ben size sadığım baba. Kapayın çenenizi. En iyisi ikisini de kafasına sıkalım gitsin baba. O kadar benim de kafam çalışıyor Meral. Ama mesele o değil. Hayini bulmak benim için bir prensip meselesi. İkisinin de kaydı kuydu var. Araştır. Her şeylerini bilmek istiyorum. İlkokul karne notlarını bile öğren. Elbet bir açık verecekler. Yürü lan. Yanlış yapıyorsun Akif. Başına büyük bela alacaksın. Yanlışı sen yaptın başkan. Ayşegül ne oluyor? İşler karışık Sebo. Eşele. Otur. Ben anlatayım ne olduğunu. Ayşegül ve Akif hayal dünyasında yaşıyor. Konuşma lan sen. Konuşma. 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 Dur. Konuşma. Ne yapıyorsun? Delilleri karartıp suçu Şebnem'in üstüne atan bu herif işte. Ne diyorsunuz siz ya? Başkan ne iş? Saçmalamayın. Ben sizin başkanınızım. Suçu ispat edilene kadar herkes masumdur. Biz sadece gerekeni yapıyoruz. Ayşegül bırak bu lafları. Gözümüzle gördük her şeyi. Şebnem'i öldürmeye kalktı hastanede. Yalan, iftira. Bana hemen bir açıklama yapın. Ne bu rezalet? Hoş geldiniz Sayın Müsteşarım. Akif Emir'in derhal görevden alınmasını istiyorum. Anlatın, ne oluyor? Sayın Başkanımızın aleyhine ciddi deliller var. Emin misiniz? Evet. İspatlayabilir misiniz? Şu an hastanede olan bir çalışanımız... Her şeyi biliyor Sayın Müsteşarım. Alın getirin buraya. Yalnız kendisi iyi değil. Ben anlamam kardeşim. Alın getirin diyorum. Gelecek buraya. Anlatacak her şeyi. Sebo, siz hastaneye gidip getirin Şebnem'i. Tamamdır, çıkıyoruz hemen. Hadi Nalar. Döküceğim üzerine. Sonra çakacağım çakma. Hıdır Ellez ateşi gibi parlayacaksın. O kadar da değil ya. O kadar da değil. Burge betmişsin işte. Yo. Tam sen böyle kımıl kımıl yanarken basacağım suyu söndüreceğim. Biraz yanık et kokacak ama yaşayacaksın. Sonra bir daha yakacağım. Ama yine söndüreceğim. Sayemde cehenneme ön rezervasyonu yaptırmış olacaksın.
Nasıl? Sen delir misin ya? İmdat! Yardım edin! Adam öldürüyorlar! Alın bu manyağın elinden beni! İmdat! Yardım edin! İmdat! 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 Ne olur yardım edin! Yok mu bu arkadaşın sesini duyan? Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Yok. Maalesef kimse yok. Sadece sen ve ben varız. Yoksa harbiden yakarım. Telefonumuzu açtın sonunda. Hafız, nereye kayboldun yine? Buralardayım, merak etmeyin. Öteki tarafa bir yolcum var. Uğurluyorum. Geliyorum. Neredeymiş? Ne bileyim, anlamadım ki. Abuk subuk konuşuyor. Abi adam gibi söylesene, neredesin? Selamın ruhunu yad ediyoruz oğlum burada. Mezarlıkta mısın? Neredesin? İmdat! Yardım edin! Öldürecek bu adam beni! Takaryalı! Kim bağırıyor öyle? Yardım edin. Kimse değil o herif. Televizyondan geliyor. Bana hiç televizyon gibi gelmedi. Yardım edin! Ben şimdi tünele giriyorum kardeşim. Burada çekmiyor telefon. Alo! Alo! Ne oluyor? Hayırdır? Ya ne bileyim. Saçma sapan konuşup durdu. Gidip bir baksan mı ki şuna? Sen nerede olduğunu biliyor musun? Ya buluruz. Sen çeksene sağa. Benim aklım kaldı bu adamda. Siz Şebnem meselesini tamam. Halledersiniz. Tamam, tamam, hadi Allah'a emanet. Haber ver bize. Meral. Ne olur yardım et ya. Neşet baba benden şüphelenerek yanlış yapıyor. Ben hep yanınızda değil miydim? Hı? Sizinle girdiğimiz çatışmalarda canımı esirgedin mi hiç? Benim yapabilecek bir şeyim yok. Neşet baba ne derse o olur biliyorsun. Araştıracağız. Hakkında bir şey çıkarsa... Kafana sıkacak ilk kişi benim. Tamam, ben razıyım. Göreceksin, aklanacağım. Bir lavaboya gidebilir miyim? Olmaz. Lütfen, kötü durumdayım. Kalk Aya, kalk. Telefon falan yok değil mi? Ya yok. Hiçbir şey yok. İyi. İki dakikan var. Çok sağ ol. Cansu, acele et, oyalanma. Tamam, bir dakika, daha yeni girdim. Ne
İlker. Hadi İlker, lütfen, 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 lütfen. Alo. Telefonun çalıyor. Hay Allah. Allah Allah. Cansu, hadi uzadı bu iş. Kıracağım ben kapıyı, hadi diyorum sana. Tamam, çıktım, geliyorum. Tüh, yetişemedik. Kim aramış? Bilmediğim bir numara. Geri arasana. Banka filandır. Boş ver, arar yine. Cansu hadi. Bir dakika. Umarım ajan sen çıkmazsın. Yoksa sana yazık olacak. Ne istedin lan o kızdan? He? Ne yaptı sana? Ne günahı vardı? Sen benim amcaoğlumdan ne istedin? Senin amcaoğlu eli silahlı şerefsizin tekiydi! Benim selam melekti lan! Melekti! Suçsuzdu! Masumdu! İkisini nasıl kıyaslarsın lan? Tamam, tamam. Öldürdüm. Pişmanım, affet. Af mı? Ne diyorsun sen birader? İnsan otobüste birinin ayağına basar. Özür diler. Kabul edersin. Sen benim sevdiğim kıza tek... Kapatsan iyi olur. Çünkü birazdan çok pis kokacaksın. Lan! Lan! Zamanında geldi. Vallahi. Ben de mangal yakıyordum. Yardım et. Kurtar beni ne olur. Bu adam öldürecek beni. Bu herifi nereden buldun? Yolunu şaşırmış. Ağama takıldı. Hacı ne yapıyorsun sen?
kokuyor? He. Açayım sana da bir tane. Sen şimdi içki mi içtin? İçiyorsak bir sebebi vardır birader. Bana bak. Başlarım senin sebebine ha. Ne götürmesi kardeşim? Bu kadın hasta. Dinlenmesi lazım. Allah Allah. Kusura bakmayın doktor bey ama durum çok acil. Sağlığından daha önemli değil ya. Müsaade edin. Kararı kendisine bırakalım. Merhaba Şebnem. Nasılsın? Daha iyiyim. İyi. Karargâhta biraz durumlar karışık. Başkan ihanete suçlanıyor. Müsteşar geldi. Seninle konuşmak istiyorlar. Tanıklığına ihtiyaç var. Gelebilir misin? Elimden geleni yaparım. Bakın, bu çok tehlikeli olabilir. Ya amma da uzattın doktor bey ya. Kız iyiyim diyor işte, sana ne oluyor ya? Müsaade edin hazırlanıp çıkayım. Tamam, kapıda bekliyoruz biz. Alo, Ayşegül. Söyle İlker. Şebnem iyi durumda. Birazdan geliyoruz. Tamam, bekliyoruz. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Ben olsam her şeyi itiraf ederdim. Sen de kurtul biz de. Emin ol bu kadar strese değmez. Gelsin bakalım. Anlatsın. Hepimiz öğrenelim. Gerçek hain kimmiş? Hala konuşuyorsun, hala konuşuyorsun ya. Tamam uzatmayın. Vay. Vurdu ne? Kardeşine vurdun. Oldu. Sen de vur. Zaten feleğin tokadını yemişiz. Bir de senin tokadını yeriz oğlum. Sen niye içiyorsun ya? İçmekle hangi sorun çözülmüş? Kimin derdine çare olmuş bu zıkkım? Unutuyorum. Ne var? Unutuyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Bir yudum daha geçsin boğazından, kafanı gözünü kırarım senin. Rahat bırakın lan beni! Senin sevdiğini öldürmediler! Benim sevdiğimi öldürdüler! Lan! Benim abine karımı dövmediler mi? He, dövmediler mi? Karnındaki bebeği öldürmediler mi? Gidip meyhane köşelerinde içki mi içtik? Kafayı mı buldum ben? Sen bulmadın. Ama ben buluyorum. Var mı bir itirazın? İçeceğim anasını satayım. İçmeyeceksin. İçeceğim. İçmeyeceksin. İçeceğim lan. İçmeyeceksin. İçeceğim. İçmeyeceksin! İçmeyeceksin dedim lan! İçmeyeceksin! Heh, işte geldiler. Yolun sonuna geldim başkan. Şebnem sen misin? Evet efendim. Burada karışık bir durum var. Sen çözeceksin. Şimdi beyefendiye bak. Delilleri yok eden bu adam mıydı?
Seni öldürmeye kalktığımı söyle bakalım. Şebnem, korkacak bir şey yok. Sana hiçbir şey yapamaz. Hadi şöyle de bitsin bu iş ya. Müdahale etmeyin kıza. Şebnem söyle. Delilleri silen bu adam mıydı? Hayır efendim. Kimdi peki? Akif. Akif Bey'di. Akif Bey demez. Delilleri o yok etti. Ne diyorsun sen ya? İçmeyeceksin! İçmeyeceksin dedim! İçmeyeceksin lan! Akif abi bir görse şu halde. Reis bir görse. Akif abi anlar beni. Çünkü o yaşadı. Sen öyle san. Rahat bırakın beni ya! Rahat bırakın beni! Laftan anlamıyor musunuz? Beni rahat bırakın! Ulan delir diyeceksiniz adamı be! Çek ellerini! Çek ellerini! Tövbe edeceksin acı! Yoksa bırakmam! Sana diyorum! Tövbe edeceksin acı! Yoksa bırakmam! Tak! 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 Öfkeli misin? Kızgın mısın? Tamam. Vur bana. Ne? İstediğin kadar vur. Döv. Elimi kaldırırsam namerdim. Rahatlayacaksan vur. Çekil. Çekil ben öfkemi. Nereye kayboldu lan bu herif? Kaçmışım. Kaçamaz. Bir yere gidemez. Kitapsız. Vur! Nereye gitti lan bu herif? Buralardadır, nereye gidecek? Allah kahretsin! Şebnem emin misin? Delilleri yok eden Akif Emir miydi? Evet efendim. Sonra da bana iftira atmaya kalktı. Şebnem ne saçmalıyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Bana bak. Biri seni tehdit falan mı etti söyle. Siz susun konuşmayın. Sayın Müsteşarım bakın. Bu imkansız bir şey. İftira atıyor. Belli ki korkutmuşlar onu. Sus dedim sana. Şebnem bir daha soruyor. Delilleri yok eden Akif Emir miydi?
Evet efendim. Oydu. Balta orada. Gel buraya gel. Gel baş. Lan. Gel lan buraya. Aa, sen kimsin be adam? İçeri. Dedim. Bırak. Anne. Anne. Sesini çıkartırsan ne olacağını biliyorsun değil mi? Yardım et. Anne. Anne yardım et. Yapma. Bırak kızımı. Ne yapacaksan anne, bana yap. Anne. Ne olur bırak onu. Kesin sesini be. Sırtınız hiçbir zarar görmez. Tamam. Tamam sustum. Dokunma ona. Ha şöyle be. Kızım korkma. Anne. Tamam anneciğim. Gereğini yapın. Ama sayın müsteşarım. Şebnem yaralandığında ben de oradaydım. İşte. İstersen aynı suçlamayı sana da yapalım. İster misin? Hayır sayın müsteşarım. Gerek yok. Akif. Senden bunu hiç beklemezdim. Bize bu ihaneti nasıl yaparsın sen? Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim. Dur abi. Hayır. Tamam Akif. Hayır. Dur. Öldüreceğim lan seni. Akif. Hayır. Sana söylüyorum. Abi dur. Hayır. Abim haklıyken haksız duruma düşeceksin. Dur Allah aşkına dur. Götürün bu herifi buradan. Hem suçlu hem güçlü. Şebnem, yanlış yapıyorsun. Anlatsana! Akif bir şey yapmadı desene! Şebnem, neden böyle yapıyorsun? Bildiklerimi anlattım ben. Rahat bırakın artık beni. Yazıklar olsun! Yazıklar olsun! Kelepçeleyin şunu, yoksa rahat durmayacak. Kusura bakmayın, ben bunu yapamam. Leyla. Buyurun efendim. Tutukla şunu. Emredersiniz. Sen de görevinin başına dön. Kusura bakmayın sayın müsteşarım. Akif en güvendiğim adamlarından biriydi. Büyük bir şaşkınlık içindeyim. Nasıl oldu aklımı almıyor. İyice soruşturun. Muhakkak birileriyle bağlantısı vardır. Emredersiniz.
işini bırakmayacağım. Bilmiş ol. Yapacak bir şeyimiz yok. Şebnem'i duydun. Atın bunu nezarete. Dokunma ona. Karışma sen, ben hallederim. Sakın üzülme Akif. Gerçekler ortaya çıkacak. Zalimin zulmü elbet yanına kar kalmayacak. Hadi gidelim. Annemi ve kızımı serbest bıraksınlar. Yoksa gidip her şeyi anlatırım. Tamam tamam, arıyorum. Bulabildin mi? Burada kimse yok. Nereye gitti o zaman? Ne bileyim ben? İçeceğine sahip çıksaydın adama. Hem sen o adamı nasıl buldun? Sana ne ya? Sana ne, nasıl buldun? Sen buldum. Sen bir işler karıştırdın ama. Ben sana sonra soracağım hesabı. Kes sesini. Arıyorlar. Efendim? Kadını da çocuğu da bırakın. Tamam. Nasıl emredersiniz? Şevra, bunu küçük sırrımız olarak saklayacağız. Nefret ediyorum senden. Sen de. Bu aşağılık yalanların da bir gün ortaya çıkacak. Öyle bir şey olursa anneni de kızını da gözümü kırpmadan öldürürüm. Duydun mu beni? Kapıyı polis! Açın kapıyı polis! Git aç kapıyı. Takım bir şey belletme. Tamam. Anne, kurtar beni. Tamam. Geçim seni. Tamam. Ben göndereceğim onları. Sen yeter ki sakin ol. Kız, böyle bir şey yapma. Anne. Anne. Tamam kızım. Anne. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Yenge, biz bir adam arıyoruz da. Çok tehlikeli biri. Yerde poşetleri görünce dedik acaba buraya mı girdi? Yok canım, ne adamı? Aceleyle eve girerken düşürmüşüm. Ben de onları arıyordum. Yenge, emin misin kimseyi görmediğine? Yok canım, görsem niye söylemeyeyim? Tamam tamam, kusura bakmayın. Ya bir girip baksaydık içeri abla. Yok diyorum kimse, neye bakacaksın? Abi uzatma artık. Kadın yok diyor. Oyalanıyoruz burada. Adam kaçacak, hadi ya. Tamam o zaman. Kusura bakmayın, özür dileriz. Tamam, siz kusura bakmayın. (Gülüyor)
Ben bir şey yapmadım. Bayıldı sadece. Yavrum aç gözlerini. Kızım. Yavrum. Yavrum aç gözlerini. Kızım. Aslında bu kurtuluşu kutlamak güzel olurdu ama vakit yok maalesef. Gitmem lazım. Başım büyük belada, çözülmek üzereyim. Ne diyorsun? Söyle, ne yapabilirim senin için? İki kişiden şüpheleniyorlar. Biri ben, bir de Çağrı diye bir adam. Çağrı Akben. Evet. O adamı emniyetle irtibatlıymış gibi göstermemiz lazım. Anladım. Ne kadar vaktimiz var? Hiç yok. Hemen şimdi yapmalısın. İkimiz de araştırıyorlar şu an. Elimden geleni yapacağım. Biriyle mi konuşuyorsun? Yok. Araştırma devam ediyor. Henüz bir şey bulamadık. Tamam baba. Benim hakkımda zaten bir şey bulamayacaksınız. Göreceğiz tatlı kız. Ama bulursam benim için büyük bir hayal kırıklığı olacak. Bilmiş ol. Sebo, ne yapıyorsun? Hiç. Akif'i kurtaracak bir şey arıyorum. Ses, görüntü, herhangi bir şey işte. Tamam. Önemli bir işimiz var. Neymiş o? Neşet'in adamlarından biri var. Onu emniyetle bağlantılı gibi göstermemiz lazım. Niye? Çünkü içerideki adamı kurtarmamız lazım. Hangi adam? İçeride biri var işte. Abi, benim şu an daha önemli işim var. Bu daha önemli. Akif'ten daha mı önemli? Lan oğlum, adam senin abin be. Abini kurtarmaya çalışıyorum burada. Gelmiş bana ne diyorsun İlker? Ya bu da senin. Hı? Bu da senin iş arkadaşın sayılır Sebo. Başkanın haberi var mı? Ya ne başkanı? Hayat memat meselesi diyorum Sebo. Ya yapma İlker. Ben senden emir mi alacağım Allah aşkına ya? Başımı belaya sokacaksın kardeşim ya. Zaten burası karışık. Ya Sebo, emir değil. Anla ne olur. Bak, vaktimiz daralıyor. Sebo. Lütfen. Tamam, dur. Bir başkanı arayalım, haber verelim. Tamam, ne yaparsan yap, aracım. Efendim Sebo. Başkanım, bir durum arz edecektim. Arkadaşlar bir müdahale yapmamı istiyor. Birazdan geliyorum. Ben gelmeden sakın bir şey yapmayın. Anlaşıldı. Ne diyor? Beni bekleyin diyor. Ya sen delirdin mi? Bir polisin hayatı tehlikede diyorum. Hem başkana mı güveneceksin, bana mı? İlker, sen bu hayatta benim güveneceğim en son adamsın. Eyvallah Sebo. Ne alıp veremediğin var şu Şevden'le, göreceğiz bakalım. Anne! Kızım. Kız.
Kızım iyi misin? İyiyim anne. Siz nasılsınız? Bir şey yapmadılar değil mi size? Yapmadılar kızım. Ama çok korktuk. Kimdi o adamlar? Boş ver anne o adamları. Hemen eşyaları topla. Yola çıkıyoruz. Ne oldu, hayırdır? Soru sorma anne. Hemen hazırlan. Ben de biletleri ayırtıyorum. Sadece lazım olanları al yanına. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Annem öldüğünde daha 9 yaşında falandım. Nasıl öldüğünü bilmek ister misiniz? Babam bir gece eve geldi. Acıktın mı diye sordu annem. Babam biraz garip bir adamdı. Acıktım dedi. Evde sadece çorba vardı. Annem ısıttı getirdi. Babam çorbadan bir kaşık aldı. Sonra kaseyi annemin kafasına geçirdi. Öyle bir dövmeye başladı ki kadın 2 gece hastanede yattıktan sonra dayanamadı, öldü. Sebebi neydi peki? Sor bakalım. Neydi baba? Çağırır. Çorbanın tuzu yüzünden. Tuzsuz yapmış annem çorbayı. Mesajı aldınız değil mi? Ben kötü biri değilim. Sadece prensiplerim var. Annemi öldürdüğü için babamı hiç suçlamadım. Madem çorba yapıyorsun, tuzunu da ayarlayacaksın. Değil mi Meral? Siz nasıl derseniz baba. Hala haber çıkmadı mı? Arkadaşlar çalışıyorlar. Birazdan gelirler. Bir künefelik vaktimiz var yani. Afiyet olsun baba. Anne, nereye gidiyoruz şimdi? Birkaç gün tatil yapacağız kızım. Tamam mı? Tatil mi? Yaşasın! Ben kalan eşyaları alayım geleyim. Tamam anne. Bu riski alamayız. Başka çare yok. Hazır mısın? Nasıl isterseniz. Silahları çıkardılar. Olamaz. Bu bilgiyi teyit ettin mi? Kesin bilgi yani. Allah Allah. Tamam. Bana mail atabilir misin? Çok sağ ol. Baba, bir dakika bakar mısın? Hayırdır? Bir haber mi var? Evet. Aynı bulduk. Niye aynı? Kimmiş? Baksana. Bu olmadı işte. Hadi siz binin. Gidelim artık. Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun?
nihayet aranızdaki oylama sonuçlandı. Buna göre biriniz yaşayacaksınız, biriniz de aramızdan ayrılacaksınız. Cansu, sonucu dinlemeye hazır mısın? Merak ediyorum baba. Öndeki halk oylamasına göre kaybeden sensin. Ne? Maalesef. Senin polisle çalıştığın bilgisini aldık. Hayır. Hayır baba. Bir yanlışlık olmalı. İmkansız böyle bir şey. Lütfen, lütfen dinle beni. Bak, baba. Artık dinleme yok. İcraat var. Ne işin var burada? İstediğini yaptım. Rahat bırak artık beni. Sen ölmedikçe ben rahat olamam ki. Ayşegül. At silahını. Ayşegül sakin ol. İtiraf et hadi. İçinizdeki fare benim de. Ben değilim diyorum. Bir yanlışlık olmalı baba. Ne olur, ne olur izin ver bak gideyim. İspat edeyim sana gerçeği. Lan! Kes artık sesini. Yazık sana güvenmiştim. Çok haklıymışım. Geç kaldın Ayşegül. Çok geç kaldın. Şu leşi de kaldırın artık buradan. Cansu'yu da çözelim artık. Hain sen çıkmadığın için ne kadar sevindim bilemez. En baştan beri doğru söylüyordum baba. Bacağın için kusura bakma. Dediğim gibi hepsi prensip meselesi. Lafım olur baba. İsterseniz canımı bile veririm.
Kızım benim. Hadi git dinlen biraz. Tamam. Benimle geliyorsun. Seninle kalan hesabımızı kapatacağız. Bırak beni alçak! Yürü diyorum sana. Yürü! Benimle geliyorsun. Seninle daha işim bitmedi. Hiç şansın yok. Eninde sonunda yakalanacaksın. Sen öylesin. Ali Ülker benim Cansu. Çok şükür iyisin. Biraz da aramasaydın geliyordum oraya. Sorma, son anda yırttım. Yani sayende. Ben bir şey yapmadım. Sebo halletti. Ama ikna edene kadar da akla karayı seçtim. Şüphelenmediler değil mi? Yok, hayır. Kimse bir şey anlamadı. Özür bile dilediler. Çok endişeliyim senin için. Bugün de sağ salim atlattık ya. Boş ver. Hadi görüşürüz. Dur Cansu, dur, kapatma. Söyle. Ne zaman görüşeceğiz? Niçin? Özledim. İlk fırsatta görüşürüz. Söz mü? Söz, tamam. Hadi iyi bak kendine. Sen de. Demek bizimki kendini vurdu işki ya. Ya reis, böyle bir şey nasıl olur? Nasıl yapar bunu? Aklım çıktı. Öldürecektim herifi ya. Sen hakikaten baltaymışsın be evlat. Hani Mevlana Hazretleri bir gün bakmış. Müritler kapının önünde birini tartaklıyorlar. Hayırdır erenler, ne bu hal deyince, bu sarhoş haline bakmadan gelip kapımızdan bir şey ister deyince, Hazret, yahu içkiyi o içmiş, sarhoş siz olmuşsunuz demiş. Hangimiz hata işlemeyiz, günaha girmeyiz bu dünyada? Doğru dersin be reis. Günah işleyeceğiz ki tövbe edeceğiz. Tövbe edip iyinin güzelin kıymetini anlayacağız. Ha, lafımı tersten anlamayın. Ben size günah işleyin demiyorum. İşlediğin günaha tövbe et diyorum. O bakımdan... Ya hoca ne diyor her cuma hutbede? Günahına tövbe eden onu hiç işlememiş gibi olur. Yaşa be Sebo. Ben size tövbesi meşhur sahabe Ebu Lübabe Hazretleri'ni anlattım mı? Buyur reis, lütfedersiniz. Hazretten ufak bir hata zuhur etmiş. Gerçi biz şimdi günde 100 kere bunun mislini işliyoruz. Ama onlar sahabe. İmtihanları bizimki gibi değil. Biz zayıfız. Onların imtihanı bizim başımıza gelse Allah muhafaza. Neyse. Bu Ebu Lübabe Hazretleri küçük bir yanlışa imza atmış diyelim. Pardon birader, kusura bakma. Önüne baksana be adam. Lan özür diledik ya. Akşam akşam ya. Ne
Sena. Sen misin Sena? Sena! Benim ben Sakaryalı! Sena! Hazreti Lübabe yanlış yaptığını anlayınca başlamış ağlamaya tabii. Sakalından sicim sicim yaşlar akıyor. Demiş, bu böyle olmayacak. Allah beni affedene kadar ben kendimi affetmem. Başına. Konuşacağız. Yürü. Manyak yürü. Bırak beni. Yürü. Lübabe'nin bir umudu var affedilmek. Tabii affedilecek günah var. Affedilecek zaman var. Bizim aklımız ermez o tarafa. Manyak mı lan bu? Yolun ortasında yürüyor. Kardeşim kaldırımdan yürüsene. Sana ne lan? Keyfimin kâhısı mısın? Ben buradan yürüyeceğim. Sana ne? Sarhoş gerizekalı. Yürü git lan. Allah'ıma yakarım. Yürü git lan. Yürü. Ebu Lübabe girmiş Mescid-i Nebevi'den içeri. Karısını çağırmış. Demiş, beni şu direğe bağla. Allah beni affedene kadar burada bağlı kalacağım. Namaz Niyaz? O zaman gelip karısı çözüyor. O halde bile namazlar cemaatle kılınıyor. O sekme sebo, o bakımdan. O bakımdan diyorsun. Lan yürü! Ne için sattın kendini? Para mı? Makam mı? Niye yaptın bunu? Niye? Bir de suçu Akif'in üzerine attın. Yanına mı kalacak bunlar sanıyorsun? Yol yakınken vazgeç. Benim için artık vazgeçmek yok Ayşegül. Öyle bir şansım kalmadı. Bazısı der ki 99 günahım 100 olsun. Ha, o zaman ayvayı yedin işte. Bütün gayemiz ne? O 99 yüz olmasın. O gayret bile adamın kurtuluşuna yeter bazen. Haber gelmiş Fahri Kainat Efendimiz'e. Demişler ki Lübabe böyle böyle yaptı. O da buyurmuş ki bana gelseydi keşke. Madem bağladı kendini o zaman bekleyelim. Demek ki bu tip durumlarda önce bir büyüklere danışmak lazım. Şükür kafan çalışıyor. Aferin. Eyvallah reis. İnsan önündeki rehberi dururken kendi kafasına göre gitmemeli. Derken Efendimiz'e ayet nazil oluyor. Müjdeyi veriyorlar. Mutluluğa bak. Allah tövbesini ayet indirerek kabul ediyor. Vay vay vay. İnsan ölür ya mutlulukta. Allah cümlemize günahlarımıza tövbe etmeyi nasip eylesin. Amin. Ettiğimiz tövbeleri de kabul etsin. Amin. Amin. Bana bak. Ya ben ne olacağım reis? Şu halime bak. Bana anlatma oğlum. Git sahibini anlat. Sende de, derde de bağdan gayrı her şeyi var ha. Sırf laf. O onu dedi, bu bunu dedi. Lan! Sen ne dediğinin farkında mısın? Sakin ol lan! Sakin ol sana! Bu resmen Zizur'una sarhoş. Dokunmayın Sakaryalı'ya. Aga, ben dokunurum.
kusura bakma. Bunu en çok ben severim. Ama ben bunu döverim. Aç mısın Sakaryalı? Açım baba. Sevgiye açım. Kardeşliğe açım. Dostluğa açım. Daha sayayım mı? Sarhoş halinde bile bir güzellik var. Fıçı içindekini sızdırmadan edemiyor ha. Reis. Sen hiç sarhoş oldun mu? Söyle bana ya. Sen hiç sarhoş oldun mu? Oğlum bu iyice kendini kaybetmiş. Sorduğu soruya bak lan. Oldum Sakaryalı. Yalnız biz sarhoş olduğumuzda daha üzüm bile yaratılmamıştı. O nasıl bir şey ya öyle? Bir gün gelir anlarsın. Gel hadi bakalım, otur şöyle biraz. Gel. Gel şöyle. Hop hop hop. Yavaş. Akif Bey. Söyle. Az önce bir ihbar aldık. Şebnem Hanım vurulmuş. Ne diyorsun ya? Durumu nasıl? Maalesef kaybettik. Kim yapmış? Hiçbir iz yok mu? Tek görgü tanığı Şebnem Hanım'ın kızı. O da çok korkmuş, konuşamıyor. Hay Allah ya. Leyla, beni buradan çıkarman lazım. Mümkün değil. Ayşegül nerede? Yok burada. Başkan? O da yok. Leyla ne olur çıkar beni buradan. Bak o çocukla konuşmam lazım. Sonra tekrar girerim buraya. Bana bak. Bir daha bu halde gelme buraya. Birader. Ayıp denen bir şey var değil mi? Ya bir durun siz de. Bu kadar gitmeyin adamın üstüne. Bir durun ya. Vay. 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 Baltaya bak. Sebo'ya bak sen. Kendinizi hiç benim yerime koydunuz mu? Ha? Ne diyorsun oğlum sen? Senden bin kat derde olan insanlar var. Herkes içki mi içsin? Belki benim çapım bu kadar. Belki ben zayıfım. Siz evliyasınız. Tamam. Ben değilim ya. Ben insanım insan. Ben günahkarım. Aga. Ya şimdi aklını başına alırsın. Ya da seninle selamı sabaha keserim. Balta. Bir sakin ol ama. Beyler size bir soru. Sarhoş diye arkadaşını sıkıyorsun değil mi? Evet. Ya her günah sarhoş etseydi Balta kardeş? O zaman sen ayık gezebilir miydin? Dedikodu sarhoş etseydi, gıybet sarhoş etseydi,
müsriflik sarhoş etseydi. Soruyorum size, hangimiz ayık gezerdi ha? Biz sarhoşun değil, içkinin düşmanıyız. Biz hırsızın değil, hırsızlığın düşmanıyız. O bakımdan bu yaptığınız kardeşliğe sığar mı? Düştü diye bir tekme atma kardeşliğe yakışır mı? Aksine her zamankinden daha çok ihtiyacı var size. Yok aga, ben iyiyim böyle. Güzel sözlerini yedik, karnımız doydu hamdolsun. Sakaryalı. Aşıkın da nazı bir yere kadar çekilir. Bir yerden sonra ne naz kalır ne aşk. O bakımdan. O bakımdan çıkardık arabayı. Şimdi 20.000 bakımına sokuyorum. Riz. Ulan. Ben her gece sarhoşum. Derdimden böyle. Leyla, Leyla, ne olur çıkart beni buradan. İmkansız. Bak biri çok fena kumpas kuruyor bana. Ben bilemem onu. Efendim. Buyurun başkanım. Ben de şu an onun yanındayım. Tamam. Başkanım sizi istiyor. Alo, neredesin lan sen? Neredesin? Sakin ol şampiyon. Ayşegül'le beraber seni bekliyoruz. Ne? Ayşegül mü? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Beraberiz. Baş başayız. Bir sen eksiksin. Bana nerede olduğunu söyle. Hemen gelirim senin yanına. Tek başına geleceğini bilsem hemen söylerim de. Sana söz veriyorum, tek başıma geleceğim. Ama önce Ayşegül'ü ver telefonu. Seninle konuşmak istiyor. Akif, sakın gelme buraya. İkimizi de öldürecek. Seni o yüzden çağırıyor. Ayşegül haklı Akif. İstersen gelmeyebilirsin. Geleceğim. Yeter ki söyle yerini, geleceğim. Şimdi değil. Yarın sabah. Polisler seni götürürken beni ara. Ancak o zaman söylerim yeri. Niyetini biliyorum aşağılık herif. Herkesin gözü önünde beni kanun kaçağı gibi göstereceksin değil mi? Tahmin ettiğimden daha zekiymişsin. Ayşegül'ü görmek istiyorsan dediğimi yapacaksın. Tamam yapacağım, merak etme. Yeter ki Ayşegül'e dokunmasak. İnsan sevdiğine neden zarar versin Akif? Ben de en az senin kadar seviyorum. Sus lan sus! İsmini bile ağzına alma, haysiyetsiz, şerefsiz!
Bir başkanla böyle konuşulmaz. Sana mı soracağım ya? Sana mı soracağım? Kendi işine bak sen. Bakıyorum zaten. Başkanmış. Hainin teki işte. Şerefsiz. Şerefsiz. Perişan etmiş seni Sakaryalı. Adam dişimi çekti ya. Hem de en sağlam dişimi. Al, at şunu ağzına. Al, al. Of. Her derde devadır. Of, acıyor be. Sen şimdi bir müddet kayboluyorsun ortalardan. Yoksa bizim de başımız belaya girer. Tamam baba. Yalnız o Sakaryalı'ya bir şey yapmayın. Bizzat ben ilgileneceğim onunla. Vay ortak. Ben de seni arayacaktım. Neşet, beni dinle. İşler biraz karıştı. Hayırdır? Ayşegül'ü kaçırdım. Ne? Duydun işte. Ayşegül benimle. Beni Şebnem'i öldürürken gördü, mecbur kaldım. Ya sen ne halt ettiğini farkında mısın? Her şeyi düzelteceğim. Bu saatten sonra zor düzeltirsin. Ayşegül elimde. Akif'le ikisini ortadan kaldırırsam sorun olmaz. Gerizekalı. Kime sordun da yaptın bunu? Mecbur kaldım diyorum, anlamıyor musun? Tamam, yerini söyle. Gelip yardım edelim sana. Olmaz. Bu benim meselem. Bak, bu işi de yüzüne gözüne bulaştırırsan bu sefer ucu bana da dokunur. Merak etme. Başkan, yolun sonuna geliyor. Canını mı sıktı baba? Hem de çok canımı sıktı. Her şey berbat edecek. Bunun kayıtları, kasetleri var nasıl elimizde? Postalarız bitti gitti. İyi fikir. Ama öyle olmaz. Daha gerçekçi olması lazım. Ekip bir ele geçirdik Sandepeli. Senden bir ricam olacak kitapsız. Emrin olur baba. Azıcık sık dişini abi. Merak etme. Alışığım ben. Hadi Akif. Bir ihtiyacın olursa... Eyvallah. Ayşegül'le başkan nerede bu arada? Ne bileyim, işleri vardır herhalde. Beyler, o değil de ben de Sakaryalı'yı göremiyorum. Abi, o iş biraz karışık be. Hop, şşş. Çocuğa sahip çıkın ha. Eyvallah. Eyvallah abicim. Hadi gidelim. Hadi Allah'a emanet olun. Sen de Allah'a emanet sen ol. Sen de abi. Sen de abi. Görüşürüz abicim. Allah büyük kardeşim. Aga bu nedir ya? Sakaryalı perişan. Akif abi Kodes'te. Ayşegül ortalarda yok. Başkanın ne olduğu belli değil. Ne oluyor bize ya? Bu da geçer baltam. Allah büyük. İlker Bey. Bir ihbar aldık. Acil operasyon için hazırlanmanız gerekiyor. Tamam. Heh şöyle be. İki sıkalım da kafamız dağılsın arkadaş. Hadi.
Seninki aradı aradı. Yoksa ikimiz de burada yanacağız. Sen zaten yanmışsın. Yandım ya. Senin yüzünden. Her şeyim mahvoldu. Bunlar daha iyi günlerin. Anlamıyorum ki. İnsan nasıl bu kadar budala olur? Gerçekten anlamıyor musun ya? Hayır. Ben bunca şeyi niye yaptım? He? Senin için yaptım. Hala anlamıyor musun? He? Vatana, ülkeye sırf senin için ihanet ettim ya. Şebnem'i bu yüzden öldürdüm. Neşet denen adamla bu yüzden masaya oturdum. Sırf senin için. Benim için mi? Ayşegül. Ben sana aşığım. Ya bunu anlamak bu kadar zor mu? Sen kafayı yemişsin. Şu yaptıklarının aşkla, sevgiyle ne alakası var? Manyakça bir tutku seninki. Gitmiyor muydu Ayşegül? Ha? Evlenmeyecek miydik? O nereden çıktı ya? Ne evlenmesi? Sen de benden hoşlanıyordun. Yüzüğü almıştın. Geride vermiştim. Yemin ediyorum sen delirmişsin. Her şeyimi mahvettim senin için. Hayatımı, kariyerimi, sahip olduğum her şeyi feda ettim sana. Bir insan başka daha nasıl sever, ha? Söyle. Nasıl sever? Bırak beni. Canımı acıtıyorsun. Arkadaşlar, bir şey yapacağım ama kusura bakmayın, olur mu? Hayırdır, sıkıştın mı? Ya biraz sıkışığım, evet. Gitmem gereken bir yer var. Kusura bakmayın. Dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sağ çek dedim sana. Bu yaptığın delilik, işi zorlaştırma. Benim işim zaten zorlaşmış. Kusura bakmayın, biraz baygın kalacaksınız.
kusura bakmayın, yapmak zorundaydım. Hakkınızı helal edin, olur mu? Hemen ambulans çağıracağım. İyisiniz maşallah, iyi iyi. Alo, 112 mi? Bir acil durum bildirecektim. Hemen vereceğim adrese bir ambulans. Beykoz'da. Akif de gelecek buraya. Biliyorum. O zaman sen de göreceksin. Seni gerçekten kimin sevdiğini. Bana bak. Bu oyun çok uzadı. Çöz beni. Sonra git teslim ol. Her şeyi itiraf et, bitsin bu iş. Ayşegül. Niye anlamıyorsun? Senin için her şeyi yaparım. Ayşegül. Sen de gel benimle. Gideriz buralardan. Başka bir hayat kurarız kendimize. Sen ciddi misin? Evet, ciddisin. Muhtemelen Akif'tir. Akif sen misin? Dediğini yaptım. Polislerden kurtuldum. Muhtemelen bütün İstanbul Emniyeti benim peşimde. İstediğin oldu mu? Güzel. Çok güzel. Adres ver de geleyim. Şimdi bak. Darıca'yı biliyorsun. Hayvanat bahçesini geç, düz ilerle. Tepede sarı bir bina göreceksin. İşte orası. Tamam, geliyorum. Ha? Dediğim gibi. Yalnız gelmediğini anladığım an... Ayşegül hayatına başsız bir gövdeyle devam eder. Merak etme. Ben oraya seninkini takarım o zaman. Her zaman çok iddialısın Akif. İşimiz bu. Bütün ekipler. Akif Emir adlı şahıs polis ekiplerinin elinden kaçmayı başarmıştır. Şahıs silahlıdır, bilginize... Vay aşağılık vatan haini. Bir de polismiş ha? Ulan elime düşmesin çekeceği var. Hadi bulalım şunu. Ev bu ağlar. Tamam. Ne varmış içeride? CD ve belgeler. Ne CD'si? İşte kovboy filmleri. Böyle birkaç animasyon. Ben animasyonlara bayılıyorum ya. Hele bir tane panda var. Lan şerefsiz, ne komik ya. Dövüşüyor falan. Tamam, operasyon diyorduk.
Hadi geliyor. Ben hallediyorum. Selamünaleyküm. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunlar polisin eline geçmemeli. Ateş edin çabuk. Kimseyi sokmayın içeri. Hadi dağılın. Tamam abi. Tamam, hadi, 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 hadi. Çok kolay oldu bu. Şahsen ben biraz zorlanırım diye düşünüyordum. Hı? Aga bunlar tuzakçı mıydı? He Baltam, aynen öyle. Demek milleti kasetle kandırıyorsunuz ha? Lan ben 40 bin yağıyor olurum lan! Bizimki coştu yine. Ha kurban olduğum, kimse tutamaz onu artık ha? Ben mantıklı bir adamım. Ayşegül, sana bir şans veriyorum. Sadece bir kere Akif'in gözünün içine bakarak beni sevdiğini söyleyeceksin. Hiç olmayacağını biliyorsun değil mi? Bana bakarak seni seviyorum diyeceksin. Ben de gitmene izin vereceğim. O zaman ben gideceğim, Akif burada kalacak, öyle mi? Evet. Çok kolay. Söyle ve git. Hadi Ayşegül.
Yapman gereken çok kolay. Senin çapın işte bu kadar. Senden başka ne beklenir ki? Şu düştüğün acizliğe bak. Yanlış cevap. Dokunma lan ona. Dokunma. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. O zaman sizinle yeni bir anlaşma yapalım. Akif'i de bırakacağım. İkiniz de şu kapıdan elinizi kolunuzu sallaya sallaya çıkıp gideceksiniz. Hadi söyle. Hem de avazım çıktığı kadar söylüyorum. Dinliyorum. Sen iğrenç birisin. Senden nefret ediyorum. Güzel şovdu. Ama buraya kadarmış. Akif'in hiçbir değeri yok yani senin için ha? Belki Akif'in acı çektiğini görmek fikrini değiştirir. Hadi Ayşegül. Söyle. Sadece bir kere seni seviyorum de. Hadi. Hayır. Akif'e de mi acımıyorsun? (Gülüyor)
Sen var ya, sen tam bir ruh hastasısın. Ya Allah'ın belası. Bir kere seni seviyorum diyeceksin ya. Ne kaybedersin? Tamam. Buldun mu? Her şey burada. Tamam. Hadi abicim. Hadi gidelim. Hadi. Bırak onu ne olur. Öldüreceksen ikimizi de öldür. Akif. Söyleyeceksin. Sakın. Beni sevdiğini söyleyeceksin. Yoksa daha yeni başlıyorum. Söylemeyecek. Senin için. Benim kadar sevebilir mi lan seni? Kendini senin için yakabilir mi bir bak? Ha? Benim kadar cesur olabilir mi? Ülkeme ihanet bile ettin lan. Ne için yaptın? Senin için yaptım. Çünkü senin yanında ülkenin, vazifenin bir manası yoktu. Anlıyor musun? Şu adam benim kadar sevmedi seni. Lan. Ulan. Sevgin adı ne zamandır vatanını, çalışma arkadaşlarını satmak oldu. Şerefsiz. Babanı biliyordu. Söylemedi sana. Bu adamı mı seviyorsun? Bu başına buyruk.
Bu kendini bir halt sanan adamı mı seviyorsun? Bu insan müsveddesini mi seviyorsun? Seviyorum onu. Her şeyden, herkesten çok sevdim. Hayatımda hiç kimseyi sevmediğim kadar sevdim. Yalan! O senin gibi bencil değil. Arkadaşları, sevdikleri için canını feda etmeye hazır. Ya sen? Her şeyi kendin için feda etmeye hazırsın. Sen hayatımda gördüğüm en aşağı, en rezil adamsın. İşte o yüzden ben... Yeter! Hakim! Yeter artık! Yeter! Yeter! Yeter artık! Dur! Dur! Yapma! Yeter! Aşırır! Dayanacak bir şey kalmadı. Yeter! Yeter! Yolun sonuna geldik iyice. Akif. 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 Pislik herif. Akif. Akif. Bırak onu. Bırak onu! Hepimiz güzel bir ölümü hak ediyoruz. Araç bu mu? Plaka tutuyor amirim. Dikkat edin. Adam özel harekatçı. Silahlı bir de. Bu taraftan. Hadi. Bana
Bana doğrult onu hadi! Hadi! Adam içeride. İçeri giriyoruz. Sakın kıpırdama. Sakın kıpırdama. Yersin kurşunu. Ayşegül!